Sonunda geldik. Bayağı kuyruk var. 10-15 dakikadır bekliyoruz. 10 dakika daha sürer sanırım. Bu şekilde. Ondan sonra Karadağ'da yetişelim. Günaydın dostlar. Bugün Montenegro'ya geldik. Şimdi bu duvada Olton, yani Eskişehir'e geç yapmış bulunmaktayız. Meşhur ters sokaklı Eskişehir. Bakalım meydana çıkabileceğiz mi? Böyle gözlük, hediyelik eşya falan alacağız. Dükkanlar var. Bir de verelim Burada böyle dilim pizzacılar var. Terse gidelim. Şimdi hem dolaşalım biraz, hem de daha kahvaltı yapmadım. Böyle bir şeyler yiyecek bir yer bulabilirsem oturacağım, bir şeyler atıştıracağım. Sonra biraz gezer otele geçerim. Burada otopark büyük problem olduğu için arabayı hazır otoparkta yer bulmuşken onda da bayağı bekledim. Çıkarmak istemiyorum. Burayı gezelim, bitirelim. Sonra yemek yiyelim. Otele gider, denize girelim. Sonra akşam üzeri gelirim bir daha büyük ihtimal. Thank you.
rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Whiskey and soda, rock and roll. Tu bevare American, tu bevare American. Come mai? Sveti Stav'ın adasının olduğu yere geldik. Buradaki ada ve giriş yasak. Özel mülk olmuş. Yani satmışlar ya da kiralamış gibi. O yüzden giriş yasak. Sadece dıştan bir çekim yapacağız. Sizler de görün isterim. Burada aynı zamanda beach var. Bu beach halka da açık, girebiliyorsunuz. Yani orada şezlonglar, şemsiyeler, onları kullanmak isterseniz belli ücret karşılığında kullanabiliyorsunuz. Onun dışında şemsiyenizi, halınızı alırsanız kumsalın herhangi bir yerinde rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Güneşleri üstlerinize girebilirsiniz. Adanın girişine kadar yolu kullanabiliyorsunuz. Bize kullanılır mı? Adada bir şey değil.
Günaydın dostlar. Bugün Kotor'a gidiyoruz. Dün Budva'daydık. Bugün de günümüzü Kotor'da geçecek. Kotor'da geçeceğiz. Artık iyice karıştı her yer. Birbirini Kotor'da geçeceğiz. Bakalım inşallah güzel bir gün olur. İyi seyirler. Esto es más importante de todo el lugar porque así. Evet, burası da Aziz Kotor Kilisesi Katedrali. Yani bu Kotor'un en meşhur yapılarından biri. Yani burada iki tane tarih var. Biri 1166, biri 2016. Büyük ihtimal 1166 yapılıp 2016'da bir restorasyona girmiş. Bu Old Town'a girdiğinizde zaten merkezi bir yerde kalıyor. Yani en çok uğranılması gereken yerlerden biri. Bu şekilde. Evet. Kotor güzel. Hala Old Town'dayız. Size sokakları ve katedralleri, kiliseleri göstermeye gayret ettim. Veya kalabalık. Evet, buradan bakalım başka nerelere gelebiliriz. Bir bakacağız. Ona göre gezimiz devam ediyor. Σκέψη μου για σένα δε μες στη σκιά ασμένη όρφων ομαλιλής γράφει μισός βυσμένη μάτια μάτια σαν έλος γαλάζιο του Evet arkadaşlar, burası da Aziz Nikolas Manastırı. Bu şekilde ufak bir yapı. Evet. Burada da bir yapı var. Thank you.
nede fra enden af Pernillevej, der hvor de har lavet de der biler, der kommer det fra. Bu da meşhur saat kulesi, meydanda yer alan. Evet, yine Peras'tayız. Şimdi bir yapıdayız yine, tarihi. Palata Bujović diyor. Yanlış hatırlamıyorsam denizcilik müzesi diye hatırlıyorum ben. Ücret demiş, 4 euro yazıyordu, şey yapmadım ben, girmedim, ufak bir yer zaten, 4 euro verecek bir yer değil. Buradan bu Leyde Adası'na gitmek için bot taksiler var, buradan kiralayabiliyorsunuz, onlar götürüyor getiriyor siz isterseniz. Size kalmış. Su bayağı soğuk. Oradaki evet. Biraz daha körfez olduğu için soğuk, güzel yani yapacağız. Evet, şimdi Nikola Perastu'dayız. Kaçtı? 91 yılında inşa edilmiş. Evet, bunlar da herhalde kurucu üyeleri. Harika. Matija Zamavić, Marko Martinović, Tripova Kokolojia. Aha, fıstık. Evet. Anlayacağınız üzere bugün Kotor'a geldim. Oradan da şimdi Peras'a geçtim. Burada biraz gezeceğim. Evet. Kotor Körfezi'nin eşsiz denizi. Evet, buradan da şurada şey var. Leyde Adası.
Oraya geçmem büyük ihtimalle, belki drone çekim yaparım. Bilmiyorum.